Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Kampı'nın 22 ve 23. haftasının 10. videosundayız. Son videodayız. Yani doğru analitiğin son videosundayız. Analitiğe daha devam edeceğiz. Bu videodan yapacağız? Günlük hayat problemlerinden bahsedeceğiz. E hadi o zaman dersimize başlayalım. Günlük hayat problemleri dediğimiz şey bir grafik verilir ve o grafiği yorumlamamız istenilir. İşte bu grafik boy zaman grafiği olabilir. İşte alış-satış grafiği olabilir, işte bir araç giderken yol ve benzin harcadığı benzin şeklinde olabilir. Bu tarz şeyleri yorumladığımız şeylere biz günlük hayat problemleri diyoruz. Koran anlatımı olarak anlatacak bir durum yok. Bunlar soru üzerinde gösterilir. Aynı zamanda bu sorular analitik geometride de karşımıza çıkabilir. Yalnız matematiğin içerisinde de karşımıza çıkabilir. Bundan önceki sene, 200 sene önce falan olması lazım analitikte değil de yani geometrik kısmında değil de matematik kısmında çıktı. Böyle bir grafik yorumlaması arkadaşlar haberiniz olsun. Peki bu grafik yorumlamalarını yaparken nasıl davranacağız? Evet arkadaşlar bu grafik yorumlamalarını, yorumlamalarını yaparken matematik tekniğini de kullanabilirsiniz. Geometri tekniğini de kullanabilirsiniz. 3 farklı çözüm yöntemi var. Özellikle ilk soruda ben size 3 çözümü de ayrı ayrı göstereceğim. Siz istediğiniz soruda istediğiniz şekilde çözüm yapabilirsiniz. Bu çözüm yöntemleri nelerdir? Benzerlik yöntemi, oran orantı yöntemi ve bir de arkadaşlar bir benzerlik bir oran orantı bir de analitik yöntemi. Yani iki tane geometri bir tane matematik yöntemi var arkadaşlar haberiniz olsun. Hadi bakalım birinci soru ne demiş ve o soruyu üç farklı yöntemden size çözeyim ve üç farklı yöntemi de anlayın. Şimdi şekildeki grafik bir ağacın dikildikten sonraki zaman ve boyu arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Evet zaman x ekseni bu boyda y eksenini göstermekteymiş. Buna göre ağaç dikildikten 12 yıl sonra boyu kaç metre olur diye söyleniyor. Evet birinci yol nereden yapacağım arkadaşlar? Benzerlikten yapacağım. Benzerlik. Evet biz genelde arkadaşlar Tekli grafiklerde benzerlik yöntemini daha çok seviyoruz. Haberiniz olsun. Şimdi ne yapacağız? Bizden ağaç dikildikten 12 yıl sonra diyor. Dikildiği yer burası. Dikildiğinde de bak boyu 2 santimetreymiş. Bunu da iyi yorumlamak lazım dikildikten 12 12 yıl sonra bak 3. 3'ten 12 yıl sonra değil dikildikten 12 yıl sonra yani 12 olduğunda şurayı biraz daha şöyle yapayım. Burası 12 olduğunda bizden boyu isteniyor. İşte buradaki boy nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bak 12 olduğunda burası soruluyor dedik ya. İşte bunu çizince bak burası da 90 burası da 90 şunlar birbirine paralel değil mi? Paralel. E işte burada olay bitecek. Benzerlik yöntemi. Bak dikkat et. Burası 3 birim. 12'den 3 çıktı. Burası 9. Hocam burada bir Thales teoremi var. 3/9 1'e 3 oran var. Burası A iken burası 3A değil midir? Evet. O zaman burası da burada da bir temel orantı olduğundan dolayı 1'e 3 oran varsa burada da 1'e 3 oran vardır. Burası K iken burası nedir? 3K'dır. Bak K dediğimiz 2, 3K dediğimiz 6 yapar. 4'ten 6 birim yukarıda ne var? 10 var. O zaman 12'yi gösterdiğinde ağaç dikildikten 12'ye sonra yani 12'yi gösterdiğinde boyu kaçı göstermiş oldu? 10'u göstermiş oldu. Böyle cevabı 10 olarak bulduk arkadaşlar. Birinci yol bu. İkinci yol ne? İkinci yolda oran orantı yöntemi. İkinci yol oran orantı. Hadi bakalım oran orantı yönteminden de bulalım. Onu nasıl yapacağız? Arkadaşlar ağaç dikildiğinde boyu kaçtı? 2 metre değil mi? Evet ağaç dikildiğinde boyu 2. E dikildikten 3 yıl sonra ne, ne oldu? Boyu 4 oldu. Heh, Şimdi şuna bakacağız arkadaşlar. Oran orantı yöntemi yapacaksın. Ağaç dikildikten 3 yıl sonra 2 cm uzamış mı? Evet uzamış. O zaman 3 yılda ne kadar uzamış arkadaşlar? 3 yılda 4 uzamış. 4 değil 4'e kadar artmış. 2 uzamış. Uzadığı şey geçerli. 3 yılda 2 uzamış. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? 1 yıldakini bulacaksınız. 1 yılda ne kadar uzar? 2 bölü 3 uzar. O zaman bizden 12 isteniyor ağaç diklikten 12 yıl sonra. 12 yılda ne kadar uzar diyeceksin. 12 çarpı 2 bölü 3'ten 24 bölü şeyden kaç yapıyor? 3'ten 8 yapıyor değil mi? Evet 8 uzar. E bizim önceki boyumuz 2 değil miydi? Evet 2 artı 8'den önceki boyunda eklediğimiz zaman o zaman toplam burada kaç buluruz? 10 olarak buluruz cevabı. Çünkü önceden 2 birim boyu vardı. Bu adam 8 yani bu ağaç 8 uzayacağına göre 2 artı 8 toplam boyu. Bunun kaç oluyormuş arkadaşlar? 10 oluyormuş. İkinci yolda oran orantı yöntemi. Evet üçüncü yol. Üçüncü yolda arkadaşlar analitik geometriden çözeceğiz bunu. Yani doğru denklemini yazacaksın. Doğru denklemini yazıp bizden x 12 olduğunda y'si nedir diye soruluyor. Evet üçüncü yolda şurada yapayım isterseniz. Üçüncü yolda da biz bu doğrunun denklemini yazmak zorundayız. Bir doğrunun denklemini yazmak istiyorsak iki soru soruyorduk kendimize. Bir eğim iki nokta lazım. Hadi eğimi bulalım. Eğim dediğim. Hocam burada bir e nokta var mı? Var. Direkt tanjant alfadan da gidebilirsiniz de. iki nokta var burada. Hocam burası 3'e 4 noktası. Burası da 0'a 2 noktası değil mi? Şöyle bak bakacak olursanız. Evet. Y'ler farkı 4 eksi 2 bölü. X'ler farkı 3 eksi 0'dan. Buradan ne geliyor arkadaşım? 2 bölü 3. Eğim 2 bölü 3. Eğim belli. Nokta belli mi? Belli. İster bu noktayı seç ister 3'e 4'ü seç. Hadi 3'e 4'ü seçelim. Nokta da belli. Denklemi yazalım. O zaman m çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfırdan. Yani 2 bölü 3 çarpı x eksi noktadaki x 3 eşittir y eksi noktadaki y yani 4. Buradan 2x eksi 6 eşittir 3y eksi 12 olduğundan 2x eksi 3y eşittir eksi 6 mı yaptı? Evet. Şimdi bizden ne isteniliyor? Bizden ağaç dikildikten 12 sonra yani x yerine 12 yazdığın zaman y'si kaçtır diye soruluyor bize. Evet x 12 yazdığımızda burası 24 eksi 3 y eşittir eksi 6 olduğundan 30 eşittir 3 y oldu ve y de buradan böylelikle kaç çıkar? 10 çıkar. Evet ilk soruda yani 58. soruda size 3 farklı yöntemi gösterdim. Genelde tekli grafiklerde benzerlik yöntemini seçiyoruz. Aslında genelde ilk etapta benzerliği deneseniz sizin açınızdan daha sağlıklı olur. Benzerliği deneyin. Baktığınız benzerlikten çıkmayacak gibi ise ya analitiği denersiniz ya da oran orantı yöntemini denersiniz arkadaşlar. Tamam istediğiniz yoldan yapın bu size kalmış. Evet örnek 58'i böylelikle 10 bulduk ve 3 farklı yoldan bulduk. Geldik örnek 59'a. Yukarıdaki grafik bir ürünün alış ve satış fiyatları arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Buna göre 83 TL'ye satılan bir maldan kaç TL kar edilir? Arkadaşlar tekli grafik olduğu için tercihim benzerlik burada. Hadi bakalım benzerliği yapalım. Ama burada bir nokta verilmiş hemen eksenler olan uzakları bizim için önemli. Analitik düzlemde bir nokta verilmişse ya da isteniliyorsa eksenler olan uzakları bizim için önemli değil miydi? Burası 5 burası 15. Şimdi bizim 83 TL'ye satılan bir maldan bahsediliyor burada. Arkadaşım şurası 83 TL ise şurası 83 TL ise o zaman bu 83'ün neyini bulayım ben? Alış fiyatını bulabilirim. Şöyle e ben bunu nasıl bulabilirim? Şuradaki 83 ile 15 arasındaki uzaklık kaç? 68 hocam burası. 15 ile 3 arasındaki uzaklık 12. Bak burada bir Thales var mı? Evet şunlar birbirine paralel çünkü şu üçü. E hocam Thales'ten 68 bölü 12 şuradaki oranlama eşit değil midir? Evet. Hadi bakalım 68 bölü 12. Nedir 68 bölü 12? Hocam 2'ye bölsen 34 bir daha 2'ye bölsen 17. 17 bölü bunu da 2'ye bölsen 6 bir daha 2'ye bölsen 3 çıkıyor. 17 bölü 3 çıktı. Yani burası 17K Burası da 3 kaldı. E o zaman burası da 3 n, Burası da 17 n değil midir arkadaşım? Evet. Hocam zaten şuradaki uzunluk 5. 2 ile 5 arası 3. Yani 2 n, 3 n eşittir. 3 ise n'i buradan 1 buluruz. 17 n de kaç çıkar buradan? 17 çıkar. Hocam 5'ten 17 bilim ileride ne var? 17 5 daha 22 yaptı. Heh, biz neye bulduk böylelikle arkadaşlar? Böylelikle biz alışı bulduk. Ama bizden ne isteniyor? 83 TL'ye satılan bir malın alış fiyatını bulmuş olduk. Bizden istenilen nedir? Bizden istenilen karı. Kar dediğimiz nedir arkadaşlar? Satış eksi alış değil mi? Evet. Satıştan alış çıkartacağız. Satışımız 83 iken alışımız da kaçtı arkadaşım? 22 idi. O zaman 83'ten 22'yi çıkarttığım zaman kaç geliyor? 61 geliyor. Dolayısıyla örnek 59'un cevabı böylelikle 61 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 60'a bakalım ne diyor. Bir uçağın havalandıktan 40 kilometre sonraki hızı sabittir. Evet havalanmış ve buraya kadar hızından bahsedilmemiş. Bundan sonraki hız da hep sabitmiş. Şöyle öyle, sabit devam ediyor. Yukarıdaki grafikte uçağın kat ettiği yol ve harcadığı benzin arasındaki ilişki verilmiştir. Evet böyle 40'tan 90'a geldiği zaman şu 200'lük bir benzin harcamış burada. Sonra ne olmuş? Benzin birden artmış. Bakalım ne diyor? Uçak havada iken B noktasında yakıt ikmali yapıldığına göre tam burada yakıt ikmali yapılmış. Hop benzin bu serisi buraya gelmiş. Sonra hop böyle gitmiş. Uçağın benzini kaçıncı kilometrede biter diye soruluyor bize. Tam bittiği yerde burası değil mi arkadaşlar? Evet. Bu bize, bize buradaki uzunluk soruluyor arkadaşım. Hadi bakalım oradaki uzunluğu bulalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu uçağın hızı havalandıktan 40 kilometre sonra hep sabit değil mi? Evet. Sabit bir şekilde doğru sabit bir şekilde azalıyor mu burada? Azalıyor. Sonra bir yakıt ikmal yaptık. Burada da sabit bir şekilde azalacak. E, uçağın hızı aynı olduğundan dolayı bu sabit bir şekilde azalma aynı doğrultuda olmak zorunda değil mi? Evet. Yani şunlar birbirine paralel olmak zorunda. Bakın çok güzel bir soru. Dikkat. Böyle bir soru belki de görmemişsinizdir. Evet bak burada bir ikmal yaptım. Ondan sonra ne oldu? Böyle benzin seviyesi azalacak. Yani aynı doğrultuda azalacak. Yani şunlar birbirine paralel. Eğer uçağımız bu şekilde yakıt ikmali yapılmamış olsaydı şöyle gidecekti. Benzini burada bitecekti. Ama burada yakıt ikmali yapıldı. Hop böyle devam etti. E hocam burada ne oluştu? Şurada bir paralel kenar oluşmuş oldu mu arkadaşlar? Evet. Çünkü şunlar birbirine paralel. Bunlar da birbirine paralel. Paralel kenar oluştu. E hocam paralel kenarda şuradaki uzunluk belli mi? Belli. O uzunluk kaç? 50. Yukarısı da 50. O zaman buradaki uzunlukta kaç çıktı? 50 çıktı. E sonra şuradaki uzunluğu da bulursam olay bitti. Şuraya ben bir x diyeyim. X'i bulduğum zaman olay bitecek. 300 500'ü kullanalım bakalım. 300 500. Hocam buraya kadar 300 ise şurası 300. Tamam 500 ise şu uzunlukta 500. Aa burada ne çıktı? Hocam 300 500. Şurada bir temel orantı çıktı mı? Çıktı. Yani x bölü x artı 50. x bölü x artı 50 eşittir. 300 bölü 500. 300 bölü 500. Yani 3 bölü 5 yaptı. İşler işler yapacak olursak 5x eşittir 3x artı 150'den x'i de 2x de buradan 150 buluruz. Yani x de böylelikle 75 olarak buluruz. Evet x 75 ise artık bizim benzi uçağın benzini burada bitmemişti. Evet uçağın benzini bitene kadar ne kadar yol alır diye soruluyor. Bu arada uçak benzini bittiğinde hop çakalacak. Neyse tam benzini bittiğinde inmiş olsun diyelim orada da. Evet buradaki uzunluklara bakalım. Hocam burası kaç? 40. Burası kaç? 50. Burası kaç? 75. Burası kaç? 50. İşte bizden 40 artı 50 artı 75 artı 50 soruluyor. 50, 100, 140, 140'la da e, 75'i de toplarsam, 140'la da 75'i de toplarsam kaç çıkıyor? 215 çıkıyor galiba. Evet, cevabımız böylelikle 215 yaptı. Yani şuradaki uzunluk toplamda 215 oldu. Bizden de ne isteniyor zaten? Burada uçağın bittiği an ne kadar yol kat etmiş olur diye soruluyor. Güzel bir soru arkadaşlar. İşte burada da para kenarı da böyle bir kullanmış olduk, değişik bir soruyla da karşınıza geldik. İşte bunlar bu şekilde e, matematikte falan da soru olarak karşınıza çıkabiliyor arkadaşlar, dikkat edin. Ve geldik son soruya, örnek 61'e. Evet, doğru anlatımlar, 61 tane soru, maşallah. Evet, şekilde A ve B bitkilerinin boyları zamana bağlı değiş, zamana bağlı değişimi gösterilmiştir. Buna göre bitkiler dikildikten kaç yıl sonra A bitkisinin boyu B bitkisinin boyundan 30 metre uzun olur diye soruluyor arkadaşlar bize. Valla ben bu ikili grafiklerde genelde oran orantı yöntemini çok seviyorum. İsterseniz burada benzerlik yöntemini de gösterebilirim. Hadi bakalım. Şimdi şekildeki A bitkisinin yorumlayalım. Oran orantı ile. A bitkisine bakalım. A bitkisine bakacak olursak hocam 3 yılda ne kadar uzamış? 3 yılda ne kadar uzamış? Hocam 10'dan 22'ye gelmiş. Bak uzadığı yere bakacaksın. 12 uzamış. O zaman 1 yılda ne kadar uzar? 1 yılda 4 uzar. E, x yılda ne kadar uzar? x yılda da o zaman 4x uzar kardeşim. E toplam boyu bunun ne olur? Toplam boyunu da yazmayı unutma. 4x mi olur? Hayır. Bu 4x uzadı. Önceden bunun boyu 10 değil miydi? Evet. 4x artı 10 oldu arkadaşlar toplam boyu. Peki şimdi B bitkisine bakalım. B bitkisinde de Hocam 3 yılda 22 iken 25 olmuş. 3 yılda kaç uzadı? 3 uzamış. O zaman 3 yılda 3 uzamışsa 1 yılda kaç uzar kardeşim? O zaman 3'ü 3'e böldüğümüzde 1 uzar. X yılda ne kadar uzar kardeşim? X yılda da o zaman X uzar. Toplam boyu bunun ne olur? Toplam boyu da önceki boyu 22 değil miydi? B bitkisinin boyu. Evet. O zaman X artı 22 olur. Peki bizden ne isteniyor arkadaşlar? Buna göre bitkiler dikildikten kaç yıl sonra? Mesela x yıl sonra diyelim. x yıl sonra bunun boyu 4x artı 10 olurken bunun boyu da x artı 22 oldu ya. Kaç yıl sonra a bitkisinin boyu b bitkisinin boyundan 30 metre uzun olur diye soruluyor. Yani a'nın b'nin boyundan 30 uzun olduğu yıl soruluyor arkadaşlar bize. A'nın boyunu biz kaç bulduk toplam boyunu? 4x artı 10 bulduk eşittir. B'nin boyunu da x artı 22 bulduk. Bir de artı 30 diyeceğiz. E burada bu denklemi çözecek olursak 3x eşittir 42 mi geliyor? Evet. X'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 14 olarak buluruz. Yani 14 yıl sonra cevabımız o zaman 14 yaptı. 14 yıl sonra A bitkisinin boyu dikildikten kaç yıl sonra diyor değil mi? Evet. Bitkiler dikildikten kaç yıl sonra? 14 yıl sonra A bitkisinin boyu B bitkisinin boyundan ee, ne kadar? 30 metre uzun olmuş oldu arkadaşlar. İşte ben bunları bu şekilde seviyorum aslında. Nasıl seviyorum? Oran orantı yardımıyla çok daha rahat bir şekilde yapılıyor. Peki bunu daha farklı nasıl yaparız? Belki de benzerlikten daha kolay çıkacak. Bakalım ne diyor soruda da bize. Ee, bize bitkiler dikti kaç yıl sonra A bitkisinin boyu uzun olsun diyor. Bak A'yı uzattın. Şöyle. B'yi de uzattın. Şunlar burada kesişti böyle. Şöyle göstereyim tam şey olmadı aslında ama şunu şöyle çizeyim. Şöyle çizeyim. Biraz böyle eğik çizeyim. Şunu da şöyle çizeyim. Kaç yıl sonra A bitkisinin boyu B bitkisinin boyundan 30 fazla olur diye soruluyor. İşte burası. Bu A bitkisi. Bu da B bitkisi. A bitkisi ve B bitkisinin boyları şurası değil mi? Evet. Şuradaki mesafe soruluyor arkadaşlar bize. E şuradaki uzunluklara da bakalım. Burası kaç birim? 12 birim. Şuradaki birim 3 birim. A hocam burada bir temel orantı var. Temel orantı 3 bölü 12 değil mi? Evet. 3 bölü 12 olduğundan dolayı burada güzel bir şey çıktı. Hocam şurası A bölü 3 bölü 12 nedir? 1 bölü 4'tür. O zaman burası A iken şöyle yapalım isterseniz. Tam şuradaki noktayı da bulalım. Biz şuradaki nokta isteniyor bizden. Hadi bakalım bulalım. Nasıl bulacağız onu? Hocam burada 3 bölü 12 oran var. O zaman burası A ise burası 3 A'dır. Çünkü A bölü 3 4 A olduğundan dolayı. 1 bölü 4 orandan dolayı. Peki şuraya bakacak olursak. Hocam burası 3 burası da Şurada da bir kelebek yok mu? Kelebekteki oran da 30'a 3 yani 10'a 1 değil mi? O zaman hocam burası da 10'a mı oldu? Evet bitti. Bak burada 3, 1 ve 10 oran var. O zaman burası 3n n ve 10n olmaz mı arkadaşlar burası? Evet. E 3n dediğimiz 3 ise n'i buradan 1 buluruz. Toplamda burası kaç n yaptı? 3n n ve 10n. Toplamda burası 14n yaptı. 14n de kaç yapar? 14 yapar zaten dikildikten kaç yıl sonra diyor bize. Bir de şey de sorulabilirdi bize. E, boyları eşit olduktan kaç yıl sonra da sorulabilirdi bize. Yani o zaman 14'ten en eksi diyecektik. O zaman 10'en diyecektik. Yani bize 10 en de sorulabilirdi. O zaman da cevap 10 olurdu arkadaşlar. Ama soruda bize bitkiler dikildikten kaç yıl sonra yani bu şurada dikildi ya kaç yıl sonra e, A bitkisinin boyu B bitkisinin boyundan 30 metre uzun olur diye soruluyor. Dolayısıyla cevabımız 14'ten yani 14 çıkmış oldu. Evet gençler, böylelikle bakın bu soru benzerlikten de kolay bir şekilde çıktı ama ben nedense böyle ikili grafiklerde şu yolu, oran orantı yöntemini çok daha garanti buluyorum. A buradaki yolda e, ne kadar uzamış, uzamasının yolu u, ne kadar uzadığını bulun ve toplam boyunu da eski boyunu da eklemeyi de unutmayın arkadaşlar. Burada e, en önemli şeylerden biri de bu. Ve böylelikle doğru analitiğini bitirmiş bulunuyoruz. Bundan sonra ne var? Yine analitiğe devam edeceğiz. Dönüşüm geometrisi var galiba. Evet, dönüşüm geometrisi de bu yaptığımız şey 11. sınıf konusuydu. Dönüşüm geometrisi de 12. sınıf konusu olacak arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda, bir yani bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.